Salona bakıyorum, çok değerli, çok kıymetli akademisyen arkadaşlarım, çok kıymetli anne babaları, anne ve babalar, çok değerli öğrencim, hepiniz 4. geleneksel öğrenci kıymet öğrenimize hoş geldiniz efendim. Sabahleyin irticalen konuştum, bu sefer öyle yapmayacağım, bu sefer biraz daha metne bakacağım. Neden? Çünkü bizim rektör hocamız yanınızda olamayacak. Bize bildirdi, lütfen siz birlikte en iyi şekilde kutlamaya çalışın diye. Onun kullandığı zamanı kullanmak istediğim için. Aslında bugün bu törende tabii bir sürü şey söylenebilir. Bir sürü şeyin ama en başında beyazla ilgili konuşmamız gerekiyor. Çünkü biz bugün bir beyaz örnek giyme töreninde bir aradayız. Beyazı konuşmak gerekirse aslında kadınlar da erkekler de ne manaya geldiğini çok iyi biliyorlar. Bir numaralı geldiği mana aslında masumiyet. Masumiyetten yola çıkıyoruz. Ardından temizlik ve saflığı ifade eden bir renk beyaz. Sonrasında istikrarı ve devamlılığı ifade ediyor. Yani insanların hayatında gösterge olarak geldiğinde yine istikrarın ve devamlılığında olduğunu görüyoruz. Çok iyi biliyorsunuz ki aslında soğukkanlı da. Bu soğukkanlı olduğunu hepiniz doğduğumuz andan itibaren hekimlerle karşılaştığımızda, ebelerle karşılaştığımızda, hemşirelerle karşılaştığımızda çok soğukkanlı bir iş olduğunu da biliyoruz. Soğukkanlı bir renk aslında. Tabii ki bir diğer manası da asalet. Asil bir renk beyaz gerçekten. Ve hepimize biz beyazla karşılaştığımızda güven ve huzur veriyor. Biz bugün bu rengi barındıran önlüklerimizi öğrencimizin üzerine giydireceğiz. Onlarla birlikte olacağız. İlk nerede giydirildi diye sorarsanız, hani birileri bu beyaz rengi neden bu kadar insanlar meftun oldular derseniz, bu simgelediği bu şeyler nedeniyle ilk defa Roma Senatosu giymiş. Hepsi birden beyaz örnek giymişler ki dürüst olduklarını, saf ve temiz olduklarını ifade etmek için. Sonrasında ilk hekimler beyaz örnek giymiyorlarmış. 1800'lü yıllarda bilim adamlarının beyaz örnek giymeleri nedeniyle ve beyazı temsil eden, doğruluğu temsil eden renk olduğunu fark etmelerinden sonra 1800'lü yıllardan itibaren hekimler de örnek giymeye başlamışlar, beyaz örnek giymeye başlamışlar. Tabii ki sonrasında bu gelenekselleşen üniforma sağlık camiasının pek çok branşı tarafından çok ciddi anlamda kabul görmüş ve iştirak edilmiş. Tabii bizim için bir manası daha var, biz çalışanlar için, beyaz örnekli çalışanlar için. Biz onunla hijyen hissediyoruz, hijyeni biliyoruz, temizliğimizi fark ediyoruz, temiz olduğumuzu fark ediyoruz. Aynı zamanda bizim için son derece pratik ve rahat. İçerisine üstümüzdeki tüm renkleri kapatacak şekilde ve hepimizi aynı tona getirecek şekilde, hepimizin birbirimizle hastane içerisinde ya da sağlık merkezlerinde çalışırken eşit olduğumuzu gösterecek şekilde hepimiz beyazlara bürünüyoruz çalışırken. Ve bundan çok daha haz alıyoruz. Gerçekten sadece hekimler değil, sadece sağlık çalışanları değil, aslında öğretmenlerimiz de beyaz örnek giyiyor. Biz de öğrencilerimizin hocaları olarak çoğu zaman tercih ettiğimiz renkler arasına giriyoruz. Biruni Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu binlerce öğrenciyi bu sahneye aldı örnek giydirmek için. Ve binlerce öğrenciyi de bu sahnelerden mezun ettiler. Yani biz burada çok...